Evet arkadaşlar, şu an tamircimize geldik ve baltalarımız ölmüş halde, yani bitik komple, artık demirler kalmıştı. Şu an onları söküyoruz, yeniden balta çaldıracağız. Evet, gördüğünüz gibi ustamız çizikten söküp bir yere zarar vermeden uğraşıyor. Şu an yayları falan her şeyini söküyor. Bu arada arkadaşlar, sizler için sürekli böyle videolar paylaşacağız. Başka projelerimiz de var tabii. Onları da paylaşacağız her türlü. Onun için de arkadaşlar sürekli kanalımızı takip edip abone olursanız sevinirim. Evet. Şu an bahtalarımız dönmüş durumda. Tamirciye geldik. Evet, şu an onları değiştireceğiz. Daha önceki projemizde de elektrik üretimi göstermiştik size. Onu rüzgar türbinine çevireceğiz. Tabii ki onu da yaptıktan sonra rüzgar türbinine paylaşacağız. Peki bu bizim bahta neden dolayı bu kadar gelişti? Geçen arkadaşım bir de el frenini şekil halde bırakıp öyle kullanmış ve bahtayı bitirmiş, komple mahvetmiş yani. Geldiğinde baktığımda alev alevdi, her taraf kızarmıştı. O yüzden işte emanet vermemesi gerekir. Ya da güvendiğiniz insanlara vermeniz lazım. Ustamız biraz acemi gibi görünüyor. Daha çocuk işte, ne yapsam. Çocuk yaşta çalıştırılıyor. Şu an söken kişi çocuk. Yaklaşık 14-15 yaşlarında. Evet arkadaşlar, evet, şu gördüğünüz parça el fremi içindir. El fremi çektiğinizde bunları kampanayı gerdirip frem tutmasına sağlıyor. Şu an baltalarımız ölü. Onları değiştireceğiz, komple yeniden çaktıracağız. Evet, şimdi eski baltamızı söküyoruz. Gördüğünüz gibi. Bitmiş gördüğünüz. Yani bir şey kalmamış sayılır. Şimdi onu iyice sıyırdıktan sonra ıspiral yardımıyla güzelce temizliyoruz. Yani evde yapılmayacak. Ha, evde malzemeniz varsa yapılabilir. Almıyorsanız sadece baltanı alıp aynı şekilde yapabiliriz. Malzeme tabii en önemlisi malzemesinin olması şart yani. Malzeme olmadan olmaz. Çünkü yeni balta vurduğunda orada ufak parçalar var. Şimdi size göstereceğim onu da. Nasıl bir temizlemekten sonra. Evet. Burada yeni baltayı şimdi matkap yoluyla yollarını açıyor. Evet, yeni baltayı koyduk şekilde gördüğünüz gibi. Delikleri açıyoruz. Oraya montajını yapalım. Şu anda da kampanamızı formaya verdik. Orayı da düzelttiriyoruz. Bunu da bir uygun bir şekilde açtıktan sonra montajına dönüştüm. Nasıl yapıldığını, evet, görüyorsunuz burada. Vidalama işlemi yapıyoruz. Vidalama değil de işte pres gibi bir şey koyduğumuz çubukları öldük. O şekilde yerleştiriyorlar. Evet, tahmına geçiyoruz şu an. Ya aslında basit bir şey, malzemeniz olduktan sonra. Arkadaşlar, böyle videoların devamı için duymayanlar kalmasın, 47 kanalımıza abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.
Bir de onu boyunca bir yer. Bir şey yapalım.